Herkese selamlar dostlar. 11 Aralık 2021 Cumartesi iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 10 adet mücadelem var. Genelde ideal tercihler yaptım. Ara ara yüksek oranlı tercihleri de maç içinde zaten belirteceğim sizlere. İsterseniz maçlara başlayalım. Maçlara başlamadan raporlarla gidelim. UEFA raporu ekrana gelsin. UEFA raporunda arkadaşlar toplamda 8 tane mücadele vermiştim. Bu maçlardan 4 tanesi yattı. 5 tanesi geldi. Fakat Uefa'ya baktığımız zaman genel olarak sonuçlara ağırlıklı hep sürpriz çıktı. Yani ben kombin önerisi yapmamıştım, katıl grubuna yaptığım kombin önerisi de başarısız olmuştu zaten. Yapacak bir şey yok. Yani Uefa'da milleti bildiğin düdüklediler. Çok fazla sürpriz çıktı. Uefa raporumuz bu şekilde. Bir de maç kazanan, yani Dortmund maçının skorunu sormuştum o ekrana gelsin. Nihat Uğur isimli arkadaşımız kazandı. Instagram'dan yazabilir. Kazanan arkadaşlardan 4, 9 kişi bilmiş zaten. Bir kişiyi aldığımızdan dolayı Nihat Uğur isimli arkadaşımız Instagram'dan, Kanga Tips Instagram hesabından yazarsa katıl Telegram gruplarımıza ekleyelim o arkadaşımızı da diyerekten de diyecek çok fazla bir şey yok. Hemen bir de katıl Telegram grubundan bahsedeyim. Dün Avrupa vardı, Avrupa'dan bahsedeyim. Ben bir tane şöyle canlı önerisi yaparaktan Lyon maçına girdim. İlk seans maçları güzeldi açıkçası. Sonradan bozdular biraz. Lyon maçına ilk yarı 0.5 üstledim ben. İdealdir dedim. Aldık. Zaten geldi. 43'te Rangers gol attı. Tersten bekliyordum. Ben yani Lyon'dan bekliyordum. Lyon basıyor dedim. Şeyden geldi. Atalanta maçı vardı. Atalanta 2-0 gerideyken Atalanta bu maçı kalan süreyi alır diyerekten de Bilal arkadaşımızdan önermiş. 1-57'den. o geldi. Leicester mücadelesinde deplasman 2.5 üst vardı. 65 orandan. O gelmedi mesela. Atalanta mücadelesi geldi burada. Rapid beni üzdü yani ciddi anlamda. Rapid Genk maçında da Matsun'u bir vermiştim. Benim gibi Napoli ile Genk'i kombinlemiştim. Napoli geldi. Genk gelmedi. Braga maçında bir buçuk üst vardı. O geldi. Hatta diğer editör arkadaşımız da Matsun'u bir buçuk ve KG var olarak 2.91'den öneri yaptı. O da bir şey o şekilde geldi. İşte canlı canlı maçlar olsun. Ekstra kombinler olsun. Buradan ekstra telafi etmeye çalışıyoruz. Fakat yattı da oluyor. Geldi de oluyor. Özellikle UEFA'da çok fazla sürpriz çıktı. Onu da belirteyim sizlere. Diyerekten de geçeyim isterseniz maçlarımıza. Sizler de katı telegram gruplarına gelmek istiyorsanız hemen seviyelerinden bahsedeyim. Ee, ana telegram grubumuz 30 TL'lik grubumuzdur. Ana telegram grubumuz burası. Burada ana, ana kombinlerimiz oluyor ve ekstra canlı tercihlerimiz zaten ana telegram grubu burasıdır. Yüksek oran grubu da mevcut aynı şekilde. Yüksek oran grubunda da Yüksek oranlı tercihlerimiz veriyoruz. Ve ayrıca ana telegram grubunda da zaten bulunmuş oluyorsunuz. Her şey dahil iletişim paketinde. Burada zaten yüklü oynayanlar var. Burada zaten attığım zaman 300, 500, 700 atıyoruz burada. Kazandığımız zaman da güzel kazanıyoruz. Fakat nokta taşı şey yapmaya çalışıyoruz. Her gün bayis tercihi vermiyoruz. Onu da belirteyim diyerekten de geçeyim maçlara. İlk mücadelemiz Başakşehir ile Kasımpaşa mücadelesi. Ondan önce arkadaşlar, cumartesi videosu olmasından dolayı sizden 500 seviyesinde bir 500 like gelirse kıyak olur. Like'larınızı bekliyorum hemen 2 saniye atarsanız hem de 1, 2 diyerekten de geçiyorum. Başakşehir Kasımpaşa mücadelesine. Kasımpaşa'da son hafta, yani yeni teknik adamı geldi. Son haftalarda kaybetmiyor. Beşiktaş maçında berabere kaldı. Fakat Beşiktaş maçında çok da iyi oynamadı açıkçası Kasımpaşa. Dengeli bir oyun vardı. Ben onu geçtim. Burada Kasımpaşa tarafına bakmayacağım zaten. Başakşehir tarafına bakacağım. Şunu da söyleyeyim. Ya yani Süper Lig'de arkadaşlar artık maçlar oynanmıyor. Mesela Başakşehir'in son Hatay mücadelesini izledim. Hatay mesela kaleye gitmedi. 3-0 mağlup durumda. Sanırsın 3-0 yeniyor, kaleye gitmiyor. Yani Süper Lig'e çok fazla kombine alm almamaya çalıştım. Fakat yine de gelmesi gereken yani ihtimal halinde değerlendirdim. Başakşehir çok güzel futbol sergiliyor. Son haftalardaki maçlarına baktığımız zaman da zaten Vücudunda gerçekten iyi işler bilen bir Başakşehir takımı var. Kasımpaşa'ya da karşı burada galip gelebilir bence Başakşehir takımı. Başakşehir galip gelirse nasıl gelir diye düşündüğüm zaman da çok gollü bir mücadele oynanmaz diye düşünüyorum. Ev sahibi bir buçuk üste mi girsem yoksa dört buçuk altında bir mi yapsam diye arada kaldım. Ya olur da dedim ben bu Kasımpaşa'ya da biraz e, şopar bir takım. Ne olacağı belli olmayan takım yani. Bir anda burada ters bir anda yapabilir. 1-0'a da bağlayabilir Başakşehir veya 2-0-3-0 bandına da. Ben burada Başakşehir'in kazanmasını fakat 4.5 altında kazanmasını bekleyeceğim. Biraz daha yüksek orandan 1.70 gibi oran bandında 4.5 altından Başakşehir galibiyetini değerlendirebilirsiniz. Ben çok golü beklemiyorum fakat bir Başakşehir galibiyeti çıkabilir. Son haftalarda zaten çok güzel bir iğme yakaladı. Bu maçı da aldığı takdirde zaten hatta direkt ikinciyle yükseleceğini de belirtelim Başakşehir'in. Bence galip gelir. Son haftalardaki futbolu çok güzel. Fiorentina ile Salernitana mücadelesi. Fiorentina bu sezon ciddi anlamda beklentileri karşıladı. Hatta karşılamakla kalmadı. O beklentilerin üstüne de çıktı. Fiorentina takımına baktığımız zaman da ya özellikle Vlaovic, dediğim gibi zaten Gonzalez, Vlaovic ve Sotil bu isimler hücum hattında çok fazla iyi iş çıkartıyor. Üretkenlik sıkıntısında hiçbir sıkıntı yaşamıyor zaten. Özellikle Vlaovic ya hem bitiricilik anlamında hem de gelen hava toplarında iyi işler çıkarıyor. Fiorentina takımında... Salernita'da da 3 defa sonuyor, 3-5-2 şeklinde çıkabilir bu mücadelede. Ribery var bildiğiniz isim olarak şöyle. Onun dışında maçlarda zaten genellikle mağlup olan takım. Yani seri A'yı kaldıramadı. Geçen sezon seri B'den güzel bir şekilde yükseliş yaptı. Fakat seri A'yı kaldıramadı. Bu seviyede iyi bir futbol sergileyemedi. Fiorentina bu mücadeleyi kazanabilir. Şöyle bir ideal yapayım. Bir biraz daha yüksek orandan önermek istiyorum. Maç sonu 1-1.5 üstü zaten 1.33 gibi oran açmışlar. İdealden alınabilir. Bu banttan yani. Fiorentina'nın zaten burada kazanması normal olacaktır. Bu benim idealimdir. Bir de yüksek oran olaraktan da biraz daha yüksek. 1.60 banttan çıkmak isteyenler varsa ilk yeri biri alabilir. Çünkü Fiorentina'nın son 7 mücadelesine baktığımız zaman da kendi evinde oynadığı 7 mücadeleyi baktığımız zaman da son 6 maçının da son 6 maçının yani 7 maçından 6'sında ilk yarıdan önde kapatan bir Fiorentina takımı var. Ve dediğim gibi son haftalarda çok formda. Bu maçı zaten kazanması normal. Biraz daha yüksek orandan ilk yarı 1 yapılabilir. Daha idealden gitmek isteyenler 1-1.5 üst yaparaktan da yanına bir 32 maç daha eklerseniz 2 oranın üzerine zaten çıkabilirsiniz. Bohumla Dortmund mücadelesi. Gollü geçmesini beklediğim bir maç çünkü. Şundan belirteyim. Bohum kendi evinde son haftalarda kimleri yendi ondan bahsedelim. Hatta sizlere de göstereyim. Ben ara ara izleme fırsatım oldu. Özetlerini izliyorum yeri geldiği zaman da. Bochum son haftalarda pek bir üretkenlik sıkıntısı yaşamıyor. Yani gol bulabiliyor ki Dortmund takımına herkes gol atabilir. Çünkü geride çok fazla boşluk bırakıyor. Ofans gücü çok yüksek. Fakat geride bıraktığı boşluklarla cezası kesilebilen bir takım. Dortmund takımı bu tür takımlarda Dortmund'a zaten gol atabilirler. Kendi evinde zaten Dortmund'un Bohum'un son aldığı galibiyetlere baktığımız zaman da Freiburg'u yendi, Hoffenheim'i yendi. Frankfurt'u yendi. Stuttgart'la da berabere kaldı. 7-0'dan sonra 7-0'lık Bayern Münih mağlubiyetinden sonra Bohm biraz daha kendine geldi. Ondan sonra zaten 8 hafta mı ne oynandı? Güzel sonuçlar elde etti ve zaten sıralama olarak da, sıralama olarak da düşme hattından 10. sıraya kadar yükseldi. Dortmund hafta içinde kolay bir mücadele oynadı. Beşiktaş karşısında zorlanmadı. Halandı, dinlendirdi mesela. Sonra dinlen sonradan girmesine rağmen 63'te girdi zaten. 70 küsurda bir de 80 küsurda salladı. 2 sene de gol attı. İdeal bir kadro ile çıkacaktır. Dortmund takımı gollü bir maç bekliyorum ben. 2.5 üstüne gider. İdealden biz kazanırız diye düşünerekten de buna da düzgün oran açmamışlar. 3.5 üst, 2.5 üst açmışlar. Fakat şunu belirteyim. Ben açıkçası Bohum'un şeyden çekindim. Dortmund tarafındayım aslında. Şöyle bir yüksek oran yapalım o zaman. Eğer Bohum kendi evinde acaba bir sürpriz yapar mı düşündüğüm zaman da 1.60 küsür bantlarına çıkmak isteyenler için de 2.5 üstünde 2 olabilir bence. Fakat idealden burada 2,5 üst alınabilir diye düşündüm. Biraz daha yüksek, bir 70 maattan çıkmak isteyenlere karşı 2,5 üstünde 2 yapılabilir. Freiburg'la Hoffenheim mücadelesi. Freiburg'un son aldığı son galibiyete bakarsak dakika 37, dakika 37 maç 6-0 arkadaşlar. Gladbach'a karşı maçın özetini izledim. Ben böyle çok gollü maçları özellikle izlemesini severim. Hangi ligde olursa olsun, İsveç'te Norveç fark etmez özetini izledim. Yan toplardan sürekli gol atmışlar. Yani garip bir şekilde galibiyet gelmiş. Her gelen topla gol girmek gol girmiş yani. Yan topları çok etkili kullanmış özellikle Freiburg takımı. Hoffenheim'e karşı oynayacaklar. Hoffenheim de son haftalarda iyi işler çıkartıyor. Sakatlık gediği var mı diye baktığımız zaman da birkaç eksikliği var fakat hiç mesela bu maçta şüpheli. Muhtemelen oynar. Ev sahibinde önemli bir eksiklik yok Freiburg takımında. Son maçta 6 atıp galip geldi. Kendi evinde de burada galibiyeti yüksek orandan belki denilebilir Hoffenheim'e karşı. Hoffenheim'de zaten bu takımlar denk takımlar olduğunu düşünüyorum. Ben içe diş bir mücadele geçer diyerekten de. Hoffenheim'ın da bu maçta gol bulmasını bekliyorum. Hoffenheim'ın sonu zaten... Son maçlarına baktığımız zaman da son 2 maçında Hoffenheim'in toplamda 14 tane gol çıktı. Hoffenheim takımının son 2 mücadelesinde ve hepsi golü geçti. Yine golü geçmeye aday bir mücadele olarak görüyorum. Ben mücadele KG var aldım. Hem Freiburg'un son haftadaki yükselişi hem de Hoffenheim'in son haftalar son 2 haftada o ki oynadığı maçta 14 gol çıktı. Yine çok gollü bir mücadele oynayabilir. Ondan dolayı idealden ben KG varını aldım. Değerlendirmek isteyenlere bol şanslar diliyorum. Chelsea ile Leicester United mücadelesi. Chelsea son 2 haftadır ligde puan kaybı yapıyor. Yaptığı puan kayıplarına bak. Son 3 haftanın ikisinde puan kaybı yaptı. United'ı yenemedi. Son maçta da West Ham'a zaten garip bir şekilde mağlup oldu. Leicester United'a karşı oynayacaklar. Bielsa'nın ekibi burada zaten. Mutlaka Chelsea kalesinde pozisyonlara girebilir. Fakat Chelsea'nin ben burada artık o hata yapma şansı kalmadı. Çünkü puan durumuna da baktığımız zaman da Liverpool geçti. Manchester City de geçti. Üçüncü sıraya ilerledi. Puan farkı ne kadar da az olsa da liderliğin gitmesi burada kötü oldu Chelsea adına. Son hafta da zaten o mağlup oldu. Hatta Avrupa'da oynadığı maça baktığımız zaman da Şampiyonlar Ligi'nde Zenit'e karşı 3-3'lük üç bir berabere kaldı. Son dakika Zenit muazzam bir gol attı. Biraz da şans vardı diyelim biz. Chelsea o maçta çok fazla kasmadı. Oyun olarak da baktığım zaman da aktif dinlenerek futbol sergiledi. Chelsea bu maçta galip gelir. Fakat galip gelirken de 4.5 altında kalır diyerekten de 1.40 bandından sizlere veriyorum. Chelsea bu hafta hata yapmaz kazanır. Maç skor beklentimi de belirteyim sizlere. 2 birlik veya 3 birlik bir Chelsea galibiyeti olabilir. Ben 4.5 altını yapmayı her zaman tercih ediyorum. Değerlendireceklere bol şanslar. Liverpool La Aston Villa mücadelesi. Steven Gerrard arkadaşlar burada Liverpool'a karşı ilk mücadelesi. Biraz da duygusal bir mücadele olacaktır diye düşünüyorum Liverpool, Steven Gerrard adına. Liverpool mücadelesinde bu maçta zaten 1-10 gibi oranı açmışlar. Ben korner bahsine yöneldim. Tek korner mücadele bültende Liverpool mücadelesi. Son haftalardaki olsun ki Şampiyonel Ligi'nde de kazandık kornerden. Toplamda 12 korner çıktı. Ben yüksek oran grubunda 10.500 kornerini bile önerdim. Bu mücadelede ben yine Aston Villa'nın da biraz daha ofans futbolunu yere geldiği zaman oynamasını bekliyorum. Ama Liverpool'un ağırlıklı olarak korner beklediğim taraf zaten Liverpool. Ben burada korner olarak 9.5 korneri idealden sizlere önereceğim. 1.43'lük bir oran açmışlar. Burada kornerle bir mücadele geçer. Muhtemelen tempolu bir mücadele de geçecektir diyerekten de Liverpool kazanır. Fakat oran yakalamak adına ben burada kornerine yöneldim. Bol şanslar. Ümraniye ile Balıkesir mücadelesi. Balıkesir'de bildiğiniz üzere transfer tahtası açılmadı. Yani transfer yapamayan bir Balıkesir takımı vardı. Son haftalarda da sürekli mağlup olan bir Balıkesir var zaten. Hatta şöyle puan durumundan da göstermek gerekirse son sırada yer alan takım Balıkesir spor takımı. Ümraniye'ye baktığımız zaman da Ümraniye liderliğini almıştı. Muazzam bir başlangıç yapmıştı. Fakat son haftalarda art arta gelen Mağlubiyetler son 3 haftadır mağlup olan bir Ümraniye takımı var. Milleti yatırdı zaten son 3 haftadır. Kolay kolay PTT'den almıyorum ben. Birincilikten takım değerlendirmiyorum. Fakat 3 haftadır yenen, yenilen bir Ümraniye takımı var. Ben bu mücadeleyi yani kalite anlamında da çok fazla fark var. Ümraniye takımının burada direkt galibiyetini oynayacağım sizlere. Önerim de o yöndedir. 1.40'dan direkt Ümraniye'nin kazanırı değerlendirebilir. Çünkü Ümraniye takım 3 haftadır mağlup oluyor. Kötü bir gidişat var. Hayır kötü de futbol sergilemiyorlar. Şöyle bir baktım nasıl futbol oynuyorlar diye. Kötü de oynamıyorlar. Biraz şanssızlık diyelim. Burada Balıkesir'e karşı bence 1.40 gibi orandan galibiyeti denilir. Değerlendireceklere bol şanslar diyerekten de geçeyim. Venezia ile Juventus mücadelesi. Juventus son haftalarda bir yükselişe geçti. Hem lig anlamında hem de Şampiyon Ligi'nde de zaten lider olarak çıktı. Liderliğin çıkmasıyla birlikte Juventus'ta biraz daha olumlu bir hava olacaktır diye düşünüyorum. Venezia'ya karşı Juventus'un şu anki fikstürü çok iyi. Zirve yarışına girmesi adına çok önemli bir fikstür var. Bologna, Cagliari, Napoli'ye kadar şu 4 hafta 3 haftada 9 puan toplamak isteyecektir. İyi de gidiyor aslında. Bir çıkış sürdürdü. Venezia'nın da zaten durumu belli. Sürpriz bir takım. Yani burada gelip sürpriz yapabilen bir takım. Venezia takımı. Ben çok fazla gol beklemiyorum kesinlikle. Bu maçta yüksek oranlı bir tercih de yapacağım. Yüksek oranlı bir tercih de yapacağım. Ben arkadaşlar burada Juventus'un galibiyetini bekliyorum. İdealden burada 4.5 altında 2. İdealdir. 1.46 gibi oran açmışlar. Ben burada dediğim gibi çok fazla gol beklemiyorum. Juventus kazanır ama 1-0 veya 2-0. Beklediğim skorlara göre de şöyle bir tercih yapmak istiyorum. 2.85'lik bir orandan 2.5 altında 2 yaparsanız Juventus'un 1-0 veya 2-0 kazanırsa yaklaşık 3 oranı var. 2.85 oranı var. Değerlendirmiş olursunuz. Güzel bir oran. Juventus'un dediğim gibi çıkışını sürdürmesini bekliyorum. Baktığımız zaman da kadroda Chiesa oynamayacak sanırım. Ev sahibinde Pietro Kekaroni e, kırmızı kart cezalısı. Burada ben Juventus tarafındayım. 4.5 altında 2 ideal tercihimdir. Yüksek isteyenlere de 2.5 altında 2'yi önerebilirim. 1-0-2-0 skor beklediğimden dolayı. Norwich ile Manchester United mücadelesi. Şimdi ben United'ı şeye aldım. Bültenimi aldım. Kombinemi aldım daha doğrusu. Kombineme neden aldım bahsedeyim. Şimdi Yunan United takımına baktığımız zaman da son hafta için oynanan maçta hafta içi oynanan maçta full yedek kadro çıktı. Kalecisi, defansı, herkes dinlendirdi. Açıkçası beni de şaşırttı. Yedekler de iyiydi. Önemli değil. Burada mevzumuz o değil. İyiliği kötülüğü. United burada ideal 11'ini çıkartır bence. Norwich'e karşı Ryan de takıma geldi. Oturdu yani. Biraz daha takım oturmuş olacaktır. Ben burada United'in galibiyetini bekliyorum. Galip gelirken de 4.5 altında kalmasını bekliyorum. Oranı 1.55 bandına kadar çıkardım. United takımı kazanır. Norwich zaten iç en kötü oynayan takım Norwich takımı. Maç başı 2 gol ortalamayla 2 gol yeme ortalamasıyla oynayan bir takım Norwich takımı. Burada ben 4.5 altında 2'yi 1.55 gibi orandan öneriyorum. İdeal kombineme de koydum. Wolfsburg'la Stuttgart mücadelesi. Çok güzel bir mücadele. Yüksek oran. Tek yüksek oranı vereceğim. Geçeceğim. 1.81 oranıyla ben hatta belki gözükmeyebilir. Şuradan gelelim. Bu mücadelede direkt 1.81 oranıyla toplam gol aralığı 2-3 gol. Ben Wolfsburg takımının Florian Köftet geldi. 4 hafta güzel puan 10 puan aldı 4 haftada. iyi işler yaptı. Fakat 4 maçta da mağlup oluyor hata şans kalmadı. Wolfsburg'un kazanabileceğini fakat mücadelenin de 2-3 gol bandında kalmasını bekliyorum. Değerlendireceklere önerim bu yönde. Değerlendirecek arkadaşlara bol şanslar diliyorum. Bu şekildeydi toplamda 10 maçımız ve bir de kombin önerisi yapayım. Ekrana gelsin. Kombin önerim arkadaşlar Almanya ve İngiltere'den oluşan 2-14'lük ideal kombin önerisidir. Freiburg mücadelesine KG var önerisi yaptım. 1.38 gibi orandan. United takımının da ben Ryan takım oturacağını oturduğunu yani biraz daha oturduğunu düşünüyorum. Taktiksel anlamda biraz daha iyi işler çıkarabileceğini bu hafta. Ve United takımının hafta içi de oynanan maçta çoğu oyuncunun dinlendirmesinden dolayı Norwich maçında hata yapmasını beklemiyorum. Kazanmasını bekliyorum. Kazanırken de 4.5 altına kalmasını bekliyorum. Benim ideal kombinelerim budur arkadaşlar. Değerlendireceklere bol şanslar. Videoya like atarak destek olabilirsiniz. Kanala abone değilseniz de mutlaka abone olursanız da sevinirim. Görüşmek üzere. seviyorsunuz Bay bay.